Denizli'nin Baklan ilçesi Boğaziçi Mahallesi'nde bulunan Osmanlı Yadigarı tarihi caminin güzelliği görenleri hayran bırakıyor. Hicri 1181 yılında yapıldığı kaydedilen cami dikine, dikdörtgen planlı ve üç sağınlı olarak inşa edilmiş. Caminin duvarları temel seviyesine kadar taş, üzeri ise kerpiç örgülüdür. Dikdörtgen planlı harim ahşap desteklerle üç sahına ayrılmıştır. Destekler birbirine Bursa kemeriyle bağlanmış. Yan duvarlar içten ve dıştan kare şeklinde ahşap direkler ile desteklenmiştir. Ahşap minberi ve vaaz kürsüsü süslemesizdir. Tavan ve ahşap destekler zengin kalem işi süslemelere sahiptir. Harim duvarları bitkisel ve geometrik süslemeler ve mimari tasvirlerden oluşan duvar resimleriyle bezelidir. Bu süslemeler içinde İslam inancında ahirette günah ve sevapların tartıldığı teraziyi tasvir için konulan mizan ilgi çekici görünmektedir. Camide imamın namaz kıldırırken cemaatin önünde durduğu kıble yönündeki duvarın ortasında bulunan mihrabın üstünde birçok camide olduğu gibi Arapça Lafzatullah ve Peygamberimiz Aleyhisselam olan Hazreti Muhammed'in ismi yazılıdır. Bunun yanı sıra cami duvarının üst taraftaki işlemelerde İslam'ın ilk dört halifesinin isimleri Hazreti Ebubekir, Ömer, Osman ve Ali'nin isimleri yazılmıştır. Caminin kıble duvarına ayrıca Kabe'nin resmedilmesi ilginç görünmektedir. Caminin sol tarafında duvarda ise Arapça Şefaat Ya Resulallah yazılmış, tarih olarak ise Hicri 1293 tarihi atılmıştır. Bunun hemen altında ise 16. yüzyılda yaygınlaşan bir Türk kılıcı olan yatağan ile beraber 3 adet çakmaklı tüfek resmedilmiştir. Bu ise cami yapıldıktan sonra farklı tarihlerde tamir veya süsleme yapılırken sanatkarların attığı tarih olduğu düşünülmesine sebep olmaktadır. Oradaki o işlemeler, o süslemeler sadece bir süs değil. Orada hem dünya hem de ahiret yaşamını da insana yol gösterecek, işaret eden birçok orada ifadeler var. Onları görürsünüz yani.
Müzik